Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz hem çok merak ettiğiniz hem de size çok faydalı olacak ve yani öğrendikten sonra artık kafanızda bir şeyler oturmaya başlayacağı bir video olacak. Videomuzun konusu ana başlığıyla netler. Tabii ki de bu şu kadar net şu kadar puan yapar şeklinde olmayacak. Siz sınava çalışmaya başladınız, bir süre konuları yaptınız, işte tekrar ettiniz, çalıştınız vesaire, konular azalmaya başladı. Azalmaya başladı yavaş yavaş. Artık hani sürede böyle yaklaşmaya başladı, sınava doğru artık aylar kaldı. Diyeceksiniz ki artık deneme çözeyim. İlk denemeni çözeceksin, kendini test edeceksin. İşte bu ilk denemeden ta son denemeye kadar, sınavdan önceki son denemeye kadar, yani baştan sona yaptığım bu tüm provalarda netlerin nasıl olmalı, hangi ay kaç net çıkarmalısın, hangi ay kaç nette olursan iyi olur veya işte hani ulaşman gereken net hedefleri, eğer bunlara ulaşamazsan hani tabii bir şekilde daha sınava vakit var, ulaşabilirsin ama şu an olman gereken netleri ben sana 3 aşağı 5 yukarı söyleyeceğim. Kesinlikle atıyorum 88 net. Böyle de değil yani. Hocam 88,5 olur mu? Kurtarır mı bizi? Hocam 87 yapıyorum ama hadi sen yabancı değilsin, tamamlayalım 88'e falan şeklinde değil yani. O şekilde bir şey olmayacak. Ben 5 aşağı 5 yukarı şeklinde size hani bir aralık vereceğim yani. Ama o netler çevresinde olursanız çok iyi durumdasınız. Bence çok iyi gidiyorsunuz. Yani atanacak insan profilindesiniz. Atanacak insan kıvamında diyeyim artık. Bu da bir yemek şeyi gibi oldu. Tarifi gibi oldu kıvamı. Evet, çok fazla uzatmadan hemen konuya geçiyorum. Öncelikle bildiğiniz gibi ben sınava 8 ay, 9 ay, hadi bilemedin 10 ay gibi çalışmanızı önerdim en başından beri. Benim şifrem 8 aydı. Yani benim kuralım, benim yöntemim 8 aydı. 8 ayda KPSS kazanırdı. Hep bunu savundum. Tabii 9 ay, 10 ay da olabilir. Bu şekilde varsayalım. Yani siz işte 8-9 ay kala, sınava 8-9 ay kala başladınız çalışmaya. Diyelim ki 3-4 ayda ders çalıştınız. Son 5-6 ay işte ne yapacaksınız? Artık denemeler başlayacak. Tamam mı? Hani hocam ben geç başladım. Nasıl ya? 5-6 ay diyorsun, ben daha yeni başlıyorum falan. Ha, bunların sıkıntısı yok. Ben sadece hani o dönemlerde kaç nette olsanız iyi olur. Belki sen derse çalışmışsındır ama denemeni 2-3 ay kala başlamışsındır. O söyleyeceğim netleri o zaman zaten çıkarıyorsundur. Yine önemli değil yani. O şekilde de olur. Hiç sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi şimdi ilk önce 5-6 ay kala sen konularını çalışırken hadi ya Allah bismillah dedim, ben bir kendimi deneyeyim değil mi? Oturdun, denemeni yaptın. Eğer ki 70 net çıkarırsan, buna dediğim gibi artı eksi 5 net diyorum, İyi durumdasın. Sıkıntı yok. Telaş etme. Yani o dönem zaten geçti tabii. Şu an sınava 4 ay falan kaldığı için. Ama o dönem için çıkan netler için söylüyorum. Yani 5-6 ay kala 75 aşağı 5 yukarı, 65-75 arası çıkarırsan gayet iyi durumdasın. Çünkü artık ilk denemen, daha kendini yeni ölçüyorsun, konular daha yeni yeni ilerliyorsun. Bu şekilde gitmen doğal. İkinci denemeni 4-5 ay kala, yani birazcık bu ayın içine de giriyor yani. Tam girmese de ucu dokunuyor diyelim. Evet, ucundan bir değiyor yani. Bu ay, yani 4-5 ay kala eğer ki 75 artı eksi 5 yaparsanız, yani 70 ile 80 net arası yaparsanız gayet iyi durumdasınız arkadaşlar. Bu netleri çıkarıyorsanız, denemelerinizde bu şekilde ilerlemişseniz, ilerliyorsanız, bu şekilde devam ediyorsanız hiç sıkıntı yok. Çok güzel gidiyorsunuz. Doğru yoldasınız. Gelelim üçüncü deneme. Ben şimdi bu denemeleri birinci, ikinci, üçüncü, çünkü her ay diye önerdiğim için, ha sen iki haftada bir çözersin. Yine atıyorum, her ay önerdiğinde 70 net çıkar diyorsam, iki haftada bir çözdüğünde de 70 civarında, ikisi de 70 civarında olursa, hani iki haftada bir çözüyorsun, ayda iki deneme oluyor, 70 civarında olursa ikisi de sıkıntı yok. Yine o da olur yani. Ben her ay, ilk başlarda her ay önerdiğim için bu şekilde size netleri ortalama söylüyorum. Evet, üçüncü denemeye geldik. 3-4 ay kala. Tam şu anki zaman. Evet, günümüze geldik, zamanımıza geldik. Eğer ki sen 3-4 ay kala, tabii ha şu an hala 4 ay gibi bir süre var, İşte 3 aya doğru gidiyoruz. Bu aralarda yani, eğer ki 80 net, eksi 5, artı 5, yani 75 ile 85 net arası çıkarıyorsan gayet iyi durumdasın. Çok güzel gidiyorsun. Hiç bozma. Bu şekilde devam et. Daha da böyle kendi üstüne koymaya devam et. Hatalarını dikkat et denemelerdeki ve onları bir sonraki denemede yapma. İlla ki bir sonraki denemede o konulardan çıkacak. O konularda hata yapıyorsan git o konuya bir daha bak. Bu şekilde oraları kapatabilirsin. Açıklarını kapatabilirsin. Gelelim dördüncü deneme. 2-3 ay kala. Eğer 2-3 ay kala sen denemelerinde 85 artı eksi 5, yani 80 ile 90 arası yapıyorsan çok çok iyisin. Çok iyi gidiyorsun. Hiç bozmadın. Şu ana kadar netler bu şekilde bir grafikle arttıysa zaten güzel. Şu da var. Ben bunları söylüyorum da, atıyorum bu ay diyorum 70 artı eksi 5. Öteki ay 75 artı eksi 5 diyorum.
70 artı eksi 5, ilk ayda mesela 75 yapıp ikinci ayda 75 yaparsın yine. Hocam olmadığı gibi düşünme. Hani o civarlarda belli aylarda dolanması normal. Konular bitmiş oluyor başlarda. Özellikle başlarda bu normal. Hani son 2-3 ay kala netlerin gerçek netlerine doğru evrilmeye başlayacak. O yüzden hani ilk başlarda böyle inişler çıkışlar normal. Bunu bir de söyleyeyim de burada yani. Baştan söylesem daha iyi olurdu da. Hani tedirgin olan arkadaşlar varsa, ben bu netleri çıkaramıyorum diyenler varsa, hani bu aylardan sonra, artık şu an bulunduğumuz aylardan sonra netler bu kıvama gelmeye başlayacak. Kıvam kelimesine de bayağı bir takıldım. Evet, bu videonun konusu sloganı kıvam gibi bir şey oldu yani. Evet, bu şekilde olursa yani sıkıntı yok yine. Hani ilk başlarda iniş çıkışlar normal. Bunda hiç sıkıntı yok. Ne dedik? Dördüncü denemeniz 2-3 ay kala 85 artı eksi 5, yani 80 ile 90 arası çıkarsa çok güzel. Yani bu bir son 2 aydan başlayacak deneme neti olması gerekiyor. Beşinci denemeye geldik. Beşinci deneme 2 ay kala artık son, artık önemli bir maratona, deneme maratonuna gireceğiniz ay olacak son 2 ay. Bu son 2 aya girmeden yapacağınız ilk deneme eğer ki 85 ve üzeri olursa gayet güzel. Ben artık bundan sonrasında şey demiyorum yani. 85 artı 5 demiyorum. Mümkünse 85'in üstüne çıkın. Hadi 80'in üstüne çıkın diyeyim. Ama mümkünse yapabiliyorsanız yani. Yapabiliyorsanız değil. Zaten yapmak istiyorsunuz hepiniz. Bunu biliyorum da. Hani olursa çok güzel olur. 85'in üstüne olursa çok güzel olur. Şimdi geldik son 2 ay. Son 2 ayda size her zaman ne öneriyorum? Her gün bir deneme çözün. Son 2 aya saklayın asıl denemelerinizi. Ya sen şimdi gidiyorsun, konular bitmeden patır patır her hafta veya 2-3 günde bir deneme çözersen elinde deneme kalmayacak. Son aylarda ne çözeceksin? Olmaz. Ve size tavsiyem asıl kaliteli denemelerinizi, genel denemeyi çözün zaten. Branş denemesi vesaire de olabilir. Bunları da ayrıca çözün. Asıl kaliteli denemenizi son 2 aya saklayın. Bak, size tavsiyem bu. Çünkü o aylarda gerçekten kaliteli sorularla kendinizi gerçekten test edersiniz ve gerçekten sınavda kaç net çıkaracağınızı o son aylardaki denemenizde görürsünüz arkadaşlar. 3-5 aşağısı veya yukarısı oluyor. Son 2 ayın ilk ayında, yani 2. aydan 1. aya kadar geçen sürede 85 ile 95 arası net çıkarırsanız çok güzel, cildop gibi, hiç sıkıntı yok, mükemmel gidiyorsunuz demektir. Geldik son aya, artık sınava 1 ay kaldı. Son 1 ay içinde 90 ile artık fulleme, üst sınır yok, 120. 90 ile 120 arasında yaparsan bitmiştir bu iş. Yapacağın tek şey ne biliyor musun? Bu netleri çıkarıyorsan, saçma sapan bir yayından deneme çözmüyorsan, gerçekten kaliteli bir yayından çözüyorsan, bu netleri çıkarıyorsan emin ol ki artık kendine tamamen güvenmen lazım bu noktadan sonra. Çünkü senin için tek geriye kalan şey sınavda kendini, beynini, kalbini, stresini, psikolojini, neyin varsa dizginlemek, kontrol etme. Bakın, bundan sonra sınavı kaybetmeniz gibi bir şey söz konusu değil. Ben bunu size %90 söylüyorum. Hadi %10'da bir açık kapı bırakalım. Sonra gelip deme yani, hocam %100 dedin. %100 dedim, ben yapamadım. Yani %99 yapsa da ben yapamadım dememek için. O yüzden yani %90 diyeyim, %10'da bir açık kapı bırakayım. Ama ben yani kesinlikle bunu başaracağınıza inanıyorum. Bu netler zaten çıkıyorsa, hele ki son ayda böyle 100 netlere falan ulaşacağınızı ben düşünüyorum. Hele ki işte 100 netler çıkarsa sınavda 95 netin altına ben düşme ihtimaliniz olduğunu falan düşünmüyorum. Sadece yani kendinizi kandırmıyorsanız tabii, sadece tek sorunuz kendinizi sınavda kontrol etmek olacak ki şu yani bu noktada şunu düşünün. Ya sen denemelerde sınavın provasını yapıyorsun. Bir tiyatroda sahne alacaksın. Öyle düşün. Provaları yapıyorsun. Provalarda çok iyisin. Sahneye çıkıyorsun, ne oluyor? Heyecan var. Ama ne oluyor? Sen oynamaya başlıyorsun. Bir özgüven geliyor. Ondan sonra seyirciler seni böyle işte alkışlıyor falan, böyle hayran bir şekilde gözleri parlayarak seni izliyorlar, böyle bir sürü insan var. Yani onun şeyiyle, coşkusuyla ne oluyor? Mükemmel oynamaya başlıyorsun. Yani provaların ekmeğini orada fazlasıyla yiyorsun. Bu da öyle. Sen provalarını yaptın, denemelerini çözdün, çıktın sahneye, gerçek sınavda artık tamamen kontrol sende. O gerçek sınavdaki sorular seyirciler olacak. Onlara karşı artık kontrol ele almak, onları böyle coşturmak senin elinde. O netleri coşturmak, yüksek puanlar çıkarmak artık senin elinde ve sen başarırsın artık. Bu noktadan sonra kesinlikle böyle yapamam diye bir şey yok değil. Sen artık çıkarıyorsun bu netleri. Sen yapıyorsun bunu ya. En başta böyle 60 net, 70 net çıkaracağım böyle inancını kaybeden, sonra vazgeçmeyip tekrar ayağa kalkan, savaşan, mücadele eden, çalışan ve sonunda artık 95-100 netleri sınava 95-100 netlerle, artık o netlerle giren
deneme netleriyle giren sensin, başkası değil. Başardın ya artık. Bundan sonra kendine inan. Sınavda çıkabilecek her soruyu yaparsın. Hiçbir sıkıntı yok. Lütfen bak. Önce kendin için, sonra benim için bunu yap. Ve arkadaşlar, artık sonuna da geldik videonun. Bu söylediklerimi eğer uyguluyorsanız, netleriniz bu şekilde artıyorsa zaten mükemmel bir yoldasınız. Her şey çok güzel gidiyor demektir. Hiç sıkıntı yok. Ama hala yani 5 net, 10 net aşağısında olan arkadaşlar varsa onlar da sıkıntı yok. Üzülmesin. Benim söylediğim sürede çalışmaya başlamamış olabilirler. Konular o şekilde bitmemiş olur. 2-3 ay kala konular biter. Sen yine netlerini 80 netten, 85 netten başlarsın. Bir anda böyle artmaya başlar. Konuları bitirdiğinde zaten o netler illaki artacak. O yüzden o arkadaşlar için sıkıntı yok. Çalışmaya devam etsinler. Zaten bu söylediğim nette yapanlar da çok iyi durumdalar, çok iyi gidiyorlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.